Evet, Dalyacığım hazırsan. Ben hazırım sabahtan beri. Ay tamam, sus uzatma. Valla bugün sinirliyim biraz. Deli mi ya? Deli misin sen be? Sana bölümümüzün... Ha dur, niye böyle direkt girdim ya? Mesela biz direkt diğerlerine böyle giriyorum da sana da böyle girdim. Ha. Önceki bölümümüze hoş geldin diyorum. Hoş buldum. İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim ve heyecanlıyım. Bir tık gerginim. Çünkü ilk defa karşımda bir ekran var ve ne izleyeceğimi ben seçmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Abi sana birkaç şey söyleyeceğim, cümle söyleyeceğim. Bölümümüzün ne hakkında olduğunu anlayacaksın. Tamam mı? Başlıyorum, dikkat. Başla bakalım. Tut şunun ucundan taşıyalım abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi olacaktı. O da var. Devamı. Murat'ta kombide buluşalım abi. Fırat mıydı? Fırat. Tut şunun ucundan taşıyalım abi. Ben bilmiyorum. Sen kaç yaşındaydın? 2001'liyim. Of, imkanı yok. Bak bunu da bilmeyecek. Ya hayır. 90'lara girdim de. Çayda, kahvaltıda yenir. Acaba nedir, nedir? Bölümümüz ne hakkında? Aman şimdi buldum. Hemen onun adı gelir. Eti, eti, eti. Nostaljik reklamlar. Yaklaştın. Bugün seninle birlikte ünlü markaların reklamlara ilginç bir yönden bakacağız. Her reklam bölümümüzde dahil. Evet, yani profesyonel bir bakış açısıyla geliyorum buraya. İki reklam bölümleri yani. Ünlü markaların reklamlarında... Evet. Pardon ya, yanlış okudum. Ünlü markaların televizyonlarda yayınlanmış ilk reklamları ile bu yıl yayınlanan son reklamları izleyeceğiz. Ve bu iki reklamı karşılaştıracağız. Gerçekten 50-60 yıl önceden bahsediyorum yani. İlk olarak McDonald's ile başlıyoruz. McDonald's'ın 1963 yılındaki ilk reklamını hemen izleyeceğiz. Introducing the world's newest. Ay ne kadar kötü görüntü. Hamburger eating his clown, Ronald McDonald. Now where is that clown? Oh Ronald, Ronald, Ronald. Hey Ronald. Here I am kid. Hey, isn't watching TV fun? Especially when you got. Ya bu palyaço vardı, hatırladım. Can't be on TV and watch it at the same time. Hayallah. The boys and girls. Oh, we've already met. Palyaço'nun görünüşü hakkında bir şey söylemek ister misin? Şirin buluyor musun mesela şu anda? Ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Hiçbir şey göremiyorum derken? Hayır, yok hayır. Teknik olarak bir sorun yok. Hayır, çok bulanık olduğunu söylemeye çalışıyordum. First thing when it comes to eating those delicious McDonald's hamburgers. A magic tray here keeps me well supplied. Bir de çok kötü görünüyor ama hamburger. Hiç uğraş çalışmışlar gibi yani. Lots of fun. Çok tatlı ya. McDonald's, hiç şu an reklam izliyor gibi hissetmiyorum. Ay çok rahatsız edici bir şey. Hiç gitmek istemedim McDonald's'a bu reklamdan sonra. Güzel. Hoşuma gitti. Nesi hoşuna gitti? Bilmiyorum, sıcak bir reklam olmuş. Palyaço'nun tipi biraz... Kötü. Korkmuş değil mi? Kötü yani, korkmuş değil ama kötü yani, kötü yapmışlar. Evet. Ama hani o zaman normal yani. Hep böyle şey diye düşünüyordum. Ne? Keşke eski zamanlarda yaşasam, eski zamanlara çok ait hissediyorum diye. Şu an bir tık geriledim. Vaz mı geçtin o fikirden? Yani şey böyle video net gelmiyor, bir şeyler böyle gelişmiş hali gördükten sonra bir şeyin gelişmemiş halini izlemek çok garip hissettirdi. Bilemedim yani. Benim anladığım herhalde ilk çıkışında ve biz de 90'larda yani 1990'larda falan çocukken hep böyle palyaçoyla eşleştiriyorlardı ya reklamlarda. Birazcık daha çocuk yemeği, hani çocuklara yönelik, hatta çocuk menüsü falan da daha böyle popülerdi o zamanlar. Reklamlarını da o zaman daha çok yapıyorlardı. Ama şimdi artık böyle bir şey kalmadı gibi yani, böyle çok çocuğa yönelik, çocuk menüsü de var ama hani herkese hitap ediyor falan gibi bir markalama var gibi sezdim şimdilik. Şimdi McDonald's'ın son reklamını hemen izliyoruz. Aradaki değişime de bakacağız. I'm Saweetie and this is my McDonald's order. I get a Big Mac, Chicken McNuggets, fries and a Sprite with sweet. O tırnaklar nasıl yiyeceksin kardeş? Bir şey söyleyeyim mi? Daha çok daha iyi. Çünkü bize ürünü güzel gösteriyor, anladın mı? Ve ürün en önemlisi aslında yani. Bu olmalı. Çünkü şu an yemek istedim mesela. As long as you're doing you, you're doing the sweetie man. Nasıl? En azından canım McDonald's çekti. Bunu başardı.
Bu da böyle renkli renkli cıvıl cıvıl bir reklam idi. Güzel yani, mantıklı. Bu dönem yapılması gereken bir reklam yani. Ya çok garip bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şu anda ilki daha güzel geliyor mesela. Gerçekten mi? Çünkü şeyi çok görüyorum. Bir set var, bir şeyler kurulmuş. İlki sanki abi reklam çekelim hadi. Çekmişler. Alıyorum kamerayı. Sen şimdi oyna şunları şöyle yap falan. Evet. Bilmiyorum daha ya. Daha doğum geldi herhalde. Evet. Ya dediğim gibi bak direkt anlaşılıyor bu arada. Hedef kitleyi bence birazcık değiştirmişler. Birazcık daha böyle artık MES'e hitap eden bir yapıda. Biraz daha Türkçe konuşuyoruz. MES ne Türkçesi? Genel. Tamam. Birazcık daha genele hitap eden bir yapıya geçmişler. Geçiyoruz bir Türk markası olan Akbank'a. Akbank. İki tane reklamını izleyeceğiz eskiden. Sonra son reklamına bakacağız. Ay çok merak ettim şu an. Nasılmış acaba? Hayrola Turgut Beyciğim, Akbank'a mı gidiyorsun? He? Hayır, Şahmetciğim, Akbank'a gidiyorum. Ben çok ben de seni her zamanki gibi Akbank'a gidiyorsun sanmıştım. Hadi, hoşça kal. Akbank. Bir... Ne oldu? Bir yere bağlanacak sandım. Ne bağlandı işte. Bu nasıl reklam? Akbank'a gidiyor, bağlandı. Hadi hoşça kal. Bu güzelmiş, komik yani. Ama bir dakika, böyle bitmiyordur herhalde. Logosu bile çıkmadı. Böyle mi bitiyor? Böyle bitmiyor. İnternette bu şekilde. Anladım. Bu güzelmiş, komik ya sen. Değişik yani. Bence çok güzel. İnanılmaz hatta yani. Şirin bir reklam. Çok tatlı. Evet. Beğendim çünkü gerçekten yaşanıyor böyle şeyler. Dedemle falan yaşıyordum ben yani. Gerçekten çok potansiyel bir hikaye. Gerçekçi olmuş diyorsun. Bir de ikinci bir reklam daha var. Yine çok eski bir reklam Akbank'ın. Çocukluğum burada geçti. Aa bu herif şey. Kimdi bu herif? Erol Büyükburç. Aynen. Aa gençmiş o zaman. Tanıdıktı, bildikti, kardeşti. Bizim mahallede bir tek çırağacı kaldı. Sağ aşağıda. Bir de Akbank kaldı. Bir de Akbank. Yok ki yani. Bu bölgede her şey gitti ama Akbank sağlam bir şekilde kaldı. Kalmaya da devam edecek. Çok doğal değil mi? Sanki gerçekten bir şarkı söylüyor ve araya girmiş gibi. Hani Akbank için bir şarkı yapmış gibi değil. Benim hoşuma gitti. Sen şarkıyı beğendin. Şarkıyı demeyeyim, Akbank'ı yerleştiriş tarzlarını. Evet. Eğrisi durmuyor yani bence. Ya ilk reklamda da burada da şeyi fark ettin mi böyle? Bir mahallenin bir parçası olma, mahallenin kültüründen bir şey olma yani yolunda. Nostaljiyiz. Her gün uğradığınız, işte eviniz kadar sıcak olan vesaire bir yapı oluşturmuş. İki reklamda da aynı mesajı aldım ben. Şimdi son reklam edeceğiz abi. Son reklamında kim oynuyor? Kim oynuyor? Serenay Sarıkaya. Oo. Ya bu nasıl bir tepki, bırak. Hadi gönder. Harekete, harekete geç. Harekete geç, hadi geç geç. Harekete, hayat beklemez, koş sen de. Tabelayı tak. Bunda da aslında mahalle şeyi var. Evet yine var, aynısını söyleyecektim. Yine bir mahallenin bir parçası yani. Seviyorsun madem e tak bir yüzük. Saçları yap yap havalara bak bak mahalleli kapıdan. Diyor ki para harca diyor, para harca. Bizden borç aldı. Biraz cringe. Yani şarkının içeriğini biraz daha geliştirebilirler. Sadece haydi şimdi Akbank Akbank diyor. Çok anlam içermeyen şeyler yani ama güzel. Bunda gençlere hitap ediyor sözde. Hani çünkü işte böyle genç bir şey var falan. Evet. Da yani sen ne sunuyorsun ki hani? Telefonda mobil aplikasyonda bir tek Akbank mı var ya da yani? Anladın mı hani? Mesajım. Evet yani yüksek şey. Faiz mi veriyorsun? Ne ucuz kredi mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Neden ben Akbank'lı olayım ki yani şimdi bunu izledikten sonra? Anladın mı? Evet. Nasıl bir değişim olmuş yıllar içinde? Bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi korumuş farkında mısın? Aynı sıcaklığı, mahalle kültürü, esnaf, evet. İşte ne bileyim yüzük takarken de ben senin yanındayım, berberdeyken de ben senin yanındayım. Mesela mahalle kapıda sıra olacak falan aynen, diyor. Aynen. Yani bence aynı mesaj alttan alta hala var. Disney filmlerinde herkes bir an işte prenses bir anda şarkı söylemeye başlar, herkes katılır ona falan. Aynen. Ben o vibe'ı seviyorum ama çizgi şeylerde sanırım ya da işte daha böyle
gerçek hayatta ya aslında. Onu çok bağdaştıramadım bir tek. Akbank işte Akbank'a gelin den ziyade işte evet. Harekete geç bilmem ne bilmem ne arasında Akbank yani ben olayı seviyorum sanırım. Ya sen çok böyle markanın vurgulandığı reklamları sevmiyorsun. Yani güzel yerleştirilmiş olması lazım. Ya evet ben şey istiyorum bütün bir hikaye olsun markanın bir parçası olsun. Geçiyoruz Apple'a. Aa bunu çok merak ettim. Apple'ın ilk reklamı 1977 yılında yayınlanmış efendim. Hemen bakıyoruz. From High Technology, the computer store. Introducing Apple II. Ay çok rahatsız edici. Just hook it up to your TV to create dazzling. Şu robotik sesten hiçbir şey anlamıyorum. Or you can balance your checkbook. Çok kötü lan. Or the family can invent their own. Ya ürkütücü ve ilgi çekici değil. Değil mi? Bana hiç ilgi çekici gelmedi. See it at High Technology, the computer store. Ne oldu? Enteresan. Değişikti çok. Abi arkadaki o robotik konuşma ve robotik müzik rahatsız etti beni yani. Korku filmi gibi yani gerildim yani. Bir şey kreatif yapacaksan, mesajı kaybediyorsan ona kreatifliğini yapma daha iyi. Kod yapısı, dijital bir ses kullanmaya çalışmışlar ama anlamıyorsun bir dediklerini adamın. Bir de çok da cazip gelmedi. Arada bir bilgisayarı görüyoruz, bir elma görüyoruz. Çocuk oyunu oynuyor falan evet. Böyle hani bilmiyorum basat. McDonald's 60'lardı diye hatırlıyorum. Bu yes. 70'ler. Bence o daha iyi bir teknolojiyle çekilmiş gibi duruyor. Apple bence daha iyi bir şey yapabilirdi. Evet, teknoloji firması yani aslında. Ya sevmedim. Açıkça sevmedim ben bu reklamı. Bok gibi reklam ya diye. Apple deyince çıtam da çok yükseldi ama. Müzik çok rahatsız edici, robot sesi çok rahatsız edici. Robotik sesi evet. Pardon. Ay bir gıcım var. Sorry. Can buraya her geldiğinde beni korkutuyorsun. Hala ya. Oğlum ağzını kapatsana öksürürken. Ne olacak ya? Nasıl ne olacak? Götü ama. Apple'ın bu yıl yayınlanan son reklamı, MacBook Pro reklamını izliyoruz. Adamlar işi bitirmiş abi. Bak 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 görsellere bak. We've created something wild. With a fire in its belly. Şu an mesela kendimi Marvel filmi izliyor gibi hissediyorum. Moving silently. Night and day. Nice. Ben bunu beğendim, başarılı. Into the deepest blacks and brightest lights. Its eye razor. Adamlar resmen filmleştirmiş yani. Değil mi? Pretty. Dangerous. Yine büyülendim. Mesela hiç anlamıyorum. 32 çekirdekli iyi bir şey mi? Hiç bilmiyorum ama çok etkilendim. Güzel olmuş. What have we done? And more importantly, what will you do? Aa, son cümle çok etkileyici. Ne dedin? Biz yaptık ama asıl soru sen ne yapacaksın? Evet, sen hani biz sana harika bir teknoloji, harika bir alet verdik. Sen bununla neyi nasıl yapacaksın? Etkiliyor değil mi? Evet, evet. MacBook Pro alasın geliyor bak. Evet. Yandan görüntü vazgeçiyorsun. Hemen R'ye takıyoruz yani. Yapacak hiçbir şey yok. Manyak evet, güzel. Çok güzel. 10 yani, 10. Evet. Bir reklamda ne gerekiyorsa var yani reklamda. Beğendim. Grafikleri evet. De çok iyiydi. Seçtikleri görüntülerden bazıları da başarılıydı. Böyle popüler kültürdeki şeyleri falan da böyle kullanmışlar falan aynı zamanda. İşte canavardan bahsediyor böyle işte çok işte güçlü bir hisler falan. Ama tabii gerçek değil yani muhtemelen. Ne gerçek? Yani hiç inanmadım ben buna açıkçası. Genelde reklamlar bir tık daha şöyle hani net bir obje olunca işte bunu insanlar kullanıyor ve bak insanlar bununla çok mutlu. Ama Apple direkt teknik özellikler. Çünkü zaten herkes çok evet. Mutlu herkes alıyor bunun farkındalar. Evet. Ama mesela sen anlamadın onları. Anlamadım ama etkilendim. Dalyacığım geçiyoruz Coca-Cola'ya. Coca-Cola'nın 1953 yılında yayınlanan ilk reklamını izleyeceğiz şimdi seninle. Çok heyecanlıyım. Somebody's been doing a lot of walking and getting more and more worn out. So it's little wonder that smart shoppers everywhere take time out to pause and refresh. Where else but in the fountain where they serve ice. Gerçekten. Almost everyone appreciates the best. Çok iyi. And the bright tang of Coke is always welcome after a busy day of shopping.
Çok komik. Bu reklam gibi değil. Makes it the perfect refreshment every time. And it's then that you find the bright rahat tarzı özledim gerçekten ya. Ay. Yes, for a bright taste and a bracing sparkle for perfect refreshment every time. There's nothing like ice cold Coca-Cola. Şu an huzurlu hissediyorum. Çok iyi. Ya reklam gibi değil böyle. Bir anchorman çıkmış betimliyor olan, var olan şeyleri. Anladın mı? Orada evet. Anlatıyor yani. Normalde olsaydı mesela şeyde keserlerdi. Adam tam şeyi almadan önce biraz içeride hemen biterdi reklam. Evet, evet. Burada mesela adam o sırada bekliyor. Kadınları falan izliyor biraz. Bu rahatlığı çok sevdim ve çok özledim böyle hani. Çok doğal geldi bana bu reklam. Evet. Burada birazdan mantıklı bir reklam yapmışlar. Duygu sömürüsü yapmıyor yani, anladın mı? Gerçekten ihtiyaç karşılıyor. Susadın çok uzun bir günün ardından bir tane Coca-Cola iç diyor mesela yani. Evet. Ya şimdiki evet. Videolar çok şeyler reklamlar çok saçma geliyor bana. Kendi reklamlarında artık mutluluğu paylaş, işte mutluluğa kapak aç, paylaşım, aileye falan gidiyor. Birazcık daha duygusal ilerliyor da burada bayağı fonksiyonlarına şey yapıyor. İşte sana enerji verir diyor. Çok hızlı enerji alırsın diyor. Yani şu an yapmaya kalksa bunu yapamaz bu arada. Linçlenir çünkü. Evet. Ne enerjisi ne diyor. Diye. Şimdi geçiyoruz Coca-Cola'nın bu sene çıkarttığı son reklama. Al işte şimdi ne çıkacak şimdi yani. Ay yeter. Biliyor musun? Abi Twitch izliyorum her gün ben. Twitch'te her 30 senede bir bu reklam çıkıyor. Gerçekten. Evet. Bıktım ya. Ortama bak. Al işte. Tam olarak bundan bahsediyordum, anladın mı? Bu beni yoruyor artık. Diğer reklam nasıldı? Kısa film gibiydi. Sanki bir hikaye anlatacak gibi başladı böyle. Gerçekten buna mı duygusallaşıyorsunuz yani? Twitch falan koymaları çok iyi değil mi? Evet. Ya o kadar. Ay çok saçma. Ay sinir oldum. Mutluluk dağıtıyor. Hay Allah'ım ya. Evet, Real Magic sloganıyla. Ay ne kadar saçma. İçtiğinde enerji aldım, çok daha iyi oynadım da yapabilirdi ilk reklamın aksine. Evet. Tam evet. Tersi, daha duygusal bir mesajla bitirdiler. Duygusal faydaya odaklanmış, güzel olmuş bence. Yeni güzel. Şeyleri kullanmaları da güzel bence. Neyi kullanmaları? Yeni teknolojileri, yeni çağa ayak uydurmuş olmaları da güzel yani. Twitch falan gözüküyor mesela. Twitch gözüküyor, e-spora falan destek yani. Alıyorlar. Ya şu reklamın Coca-Cola ile ne ilgisi var? Oğlum Coca-Cola hiçbir ilgisi yok. Coca-Cola demek barış demek. Ya ne barışı? Coca-Cola ile barışın ne alakası var ya? Ben arkada olanı söyleyeyim sana. Oyunculara hedefledikleri bir video. Bu kadar. Evet. 1982 yılında ilk reklamı yayınlanan Nike'ın ilk reklamını izleyeceğiz hadi şimdi. Bakalım. From day one. Bundan hiç Nike reklamı çıkacak gibi hissetmiyorum. Rather seriously. Once things got a little better organized, people started taking notes, analyzing how they ran and how they could run even faster. Today at Nike, we know. Bunu çok sevdim ben. We developed one of the most sophisticated sport research labs in the world. Oh. To let us see in detail the peculiarities of style, the dynamics of foot strike. And at Nike, we're putting that knowledge to work, making shoes that actually help athletes to run faster and safer. Why do we go to so much trouble? Well, it may be the 20th century and all that, but there are still people out there who run as if their life depended on it.
çok güzel ya. Güzel. Evet. İnsan gelişiminin bir parçasıyız diyor yani, bayağı güçlü mesaj. Neyi be? Oğlum adam demiş ki, adam sana bir kere bir hikaye anlatıyor, tamam mı? Baştan sona diyor ki koşmak insanlara için çok önemli falan diyor. Evet. Ve bunu biz işte son noktasına getirdik diyor ve teknolojik şeyler gösteriyor böyle, ayakkabıyı nasıl yapıyor falan. İnandım yani ben. Keşke reklam sektörü böyle kalsaymış abi. Niye? Çok net abi, net. Ne bana mi? Başından sonuna kadar dinletti, gözlerimi böyle açık dinledim yani. Görüntülerin geçişleri, olmak şeyin tasarlanması falan. Evet. Güzeldi. Yani yine o nasıl yapmışlar bunu olmadım ama kesinlikle güzel bir reklam bence. Mükemmel bir reklam yani bence. Yeni Nike reklamları. Travis Scott çıkıyor. Sadece hype. Böyle gereksiz ışıklar, gereksiz renkler. Geçiyoruz Nike'ın son reklamına. Hemen açıyorum daha Halina. You know what? Here's to going for it. And being terrible. Here's to giving it a shot, even though your shot is garbage. To being the queen of the court. Oh, maybe not this court. To feeling the burn, even if there shouldn't be a burn to feel. To giving it your all. Nice, güzel. Beğendim bunu da. Bunlar nasıl çektiler ya? Kaç kez düştüler kim bilir? Tabi branşlar genişledikçe sadece koşudan çıktılar. That doesn't suck at all. Not even a little. Çok güzel reklam. Yanıldım. Gerçekten güzel reklam yapmışlar. Evet. Ama burada şey yok. Ürün tanıtımı yok değil mi? Yani yok, hani genel yok. Bir Nike Prestige reklamı diyelim. Aynen. Evet. Anladın mı? Evet. Ama gayet güzel yapmışlar. Gayet başarılı yapmışlar. İyi koşucuysan bunu al diyordu. Evet. Şimdi eğlenmek için de alabilirsin diyor. Sadece dene iş falan diyor. Daha böyle hani... İlla büyük şey, başarıları gerek yok. Aynen. Evet, evet. Çekimleri çok beğendim. Bence çok orijinal shotlar var falan. Ve samimi bir video. O yüzden... Beğendim yani bunu da. Güzelmiş gerçekten. Nike bayağıdır işte spor yapmaya veya yeni bir şeyler yapmaya, insanları teşvik etmeye yönelik, işte atıyorum kadınları daha çok sporda görmek için işte kadınları destekledi birkaç kampanya önce. İşte atıyorum engellileri desteklediği kampanyaları var falan. Burada hani muhtemelen genç nesle yeni şeyler denemekten korkma, cesaretle ol. Nike aynen senin yanında. Bayıldım ve Nike'ın reklamlarını ben genel olarak çok seviyorum. Yani güncel olanları. Evet. Sürekli bir hikayesi var. Zaten o Just Do It de bence kesinlikle çok iyi bir motto. Ve bir şeyleri bu yapamama, düşme kısımlarına odaklanması da çok hoşuma gitti. Sen şu an nasıl çekildiğini düşünüyorum bunların. Çünkü bir şey yapmaktan daha zor hani yapamamaya çalışmak. Evet. Hani paten sürmekten, paten sürerken özellikle düşmek evet, kendini öldürmeyecek şekilde daha zor. Ve son reklamımıza geldik. Yine Türkiye'den bir markanın reklamı olan Aygaz'a geldik abi. Ha, Aygaz dedi. O benim hayatımda en çok sevdiğim müzik olabilir gerçekten. Çocukluğumuzun değil evet mi? Sokaktan duyduğumuz. Evet, çok güzel bir ses. O jingle'ı kim yarattıysa gerçekten helal olsun. Aygaz kullananlar, Aygaz sinyaliyle gelen Aygaz aracı güvencenizdir. Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Güvenliğiniz için bu sese kulak verin. Aygaz ay çok şu an duygulandım. Evet, o küçük kız benim galiba bu arada. Jingle 10 üzerinden 10. Müthiş bir müzik. Niye çok hoşuma gitti? Beğendim hakikaten. Neden çok hoşuma gitti? Böyle bir sanki herkes çok mutlu. Aygaz çalışanı çok mutlu, çok pozitif. Evdekiler çok mutlu. Reklamın hiçbir şey yok bu arada. Evet, evet. Hiçbir şey ifade etmiyor ama o jingle bizim içimize ne kadar işlemişse şu an reklama pozitif bakıyorum yani duyduğum anda jingle'ı. Benim hayatta duyduğum en güzel seslerden biri gerçekten. Bir orkestra şey yaparken şeyi çok seviyorum. Hazırlanırken böyle sesler çıkıyor ya böyle. He. Bir onu çok seviyorum, bir de Aygaz'ın sesini. Çok seviyorum. Geçiyoruz Aygaz'ın son reklamı abi. Aygaz'ın 60. yılıymış. Onu kutladığı bir video yapmışlar. 60 mı? Şaka gibi. Birlikte büyüdük resmen. Yok, biz büyüdük de. Ha, bu daha iyi bir reklam mesela. Direkt daha iyi yani. Ne olduğunu bilmiyorum ama daha iyi. Yok, gitmediği yer yok. Öyle bitmez bir enerji işte. O zaman bir doğum günü kutlamak yakışmaz mı baba? Bak, hemen ileride. Biz aha tam 60 yıldır hayatı paylaşıyor, hep daha iyinin, hep daha oh, yeninin peşinde koşuyoruz. Bu ülkenin bitmeyen enerjisi olduğumuz için de hep genç kalıyoruz. 60 yaşındayız ama
hiç göstermiyoruz. Ya duygulandım Can, saçma mı? Ağlamaya başlıyor. Ay, 60 yaşında. Ya beğendim sadece şöyle. Hani bazen bir şey beğenirsin ama çok klasiktir ya. Ne diyebileceğini, nasıl nereye bağlayabileceğini tahmin edebiliyordum. Kötü müydü? Değildi ama klasikti. Son cümleyi sevdim. 60 yaşındayız ama hiç göstermiyoruz. Bence güzel, havalı bir cümleydi. Çok güzel. Neyi beğendin? Neyi çekti? Güven veriyor. Hani şey gibi düşün yani. Aygaz'a zaten güveniyoruz. Zaten yıllardır var. Zaten iyi bir marka. Bu böyle şey artık. Kapak. Anladın mı? İşin paketlemesini yapmışlar yani. 60 yıldır varız. Olmaya devam edeceğiz. Enerjimiz de bitmiyor. Doğum günümüz de kutlu olsun lan demişler. Çat diye kapatmışlar. Anladın mı? Yani şey böyle nokta koymuşlar yani. Abi genel olarak baktığımızda ilk reklamlarla son reklamlar arasında ortak nasıl bir fark var? Görüntü ses kalitesinden bahsetmiyorum. Birazcık daha niş kitlelerden daha genel kitlelere çıkmışlar hepsi. Bence başarılı olmanın da yolu zaten orada. Yani ilk çıktığında zaten genele çıkamazsın. Herkesi, sen pizza değilsin. Herkesi mutlu edemezsin. Yani bir minik bir kitleyi mutlu edeceksin, büyüteceksin. Edeceksin, büyüteceksin. Ya işte en gözüme çarpan şey çok daha netmiş. Hani biz buyuz, biz şuyuz, biz bunu yapıyoruz. Bunun için buradayız diye. Ama şu an günümüzdeki reklamlarda daha çok genelde prestij reklamları var. Yani ürün tanıtımı için değil, duygulara oynayıp insanların dikkatine, aklına girmeye çalışıyorlar. Coca-Cola gibi. Coca-Cola gibi, anladın mı? Özellikle daha eski olanlar, evet. O siyah beyaz olanlar çok daha yavaş ve böyle keyifli. Bir şey satmaya çalışmıyor gibi hissediyorum bana, anladın mı? Sadece böyle gösteriyor. Şimdi nasıl? Şimdi çok yorucu, ben reklam izleyemiyorum artık. Çok iğrenç bir şey. Yani böyle sürekli bir bombardıman gibi, böyle beynine girmeye çalışıyorlar falan. İlk reklamların hepsi birbirinden çok farklı. Konseptleri, işte yapılan şeyler. Son reklamlar birbirine daha çok benziyor. Ama bir yandan da teknoloji ne kadar gelişmiş onu yani şu an çok net görebiliyorum ki. Aslında arada inanılmaz uzun yıllarda yok ama evet. Yani görüntü kalitesi, ses kalitesi, o kurgu şeyleri yani inanılmaz gelişmiş. Hani bundan bir 30 yıl sonrasını tahmin bile edemiyorum. Çünkü hep şey gibi geliyor ya hani. Bunun daha ilerisi nasıl olur ki? Zaten yani şu an gerçek hayat gibi, nasıl daha ilerisi olabilir? Hayal edemiyorsun değil mi? Ama demek oluyor işte, hayal edemiyorum. O yüzden merakla bekliyorum yaşlanmayı. Evet, bölümümüzün sonuna geldik Cancığım. Bu öksürükler gerçekten artık. Çok acı ya. Yani bak bir de eline baktın, balgam mı geldi, ne geldi? Yok oğlum ben. Bu keserayı da takip etmeyi unutmayalım. Açıklama kısmında hesap linkleri mevcut. Kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.